Arkadaşlar, hafta sonu bir iki gün görüşmedik. İnşallah iyisiniz. Şimdi bugün geçenlerde bir şey söyledim ya, dedim ki hoparlör acaba suyun içerisinde nasıl çalışır? Ne gibi bir performans gösterir? Emin olun, denemedim vallahi. Şu an ilk kez deneyeceğim ama bu deneyden sonra bunu neden yaptığımı size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir şey söylemeden sonucu birlikte görelim. Bildiğiniz bir hoparlör, 800 wattlık bir hoparlör. Bu hoparlör, biraz ses alalım şimdi, çok küçük, çok küçük. Bu hoparlörü çalışır halde bir suya sokalım. Sudan sonraki sonucu görelim, ondan sonra sohbet edelim inşallah. Ama bu arada da videomuza abone olmanızı ben özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Peki, biraz ses verelim. İstersen suyu buradan görebilirsin. Şöyle. Az volüm verelim. Yakından görelim bir şeyin performansını. Su getir bana biraz daha. Dök bakalım. Volüm verelim biraz daha. Mert bana ver onu, bana ver. Şimdi suyun seviyesine bir bakalım mı şöyle? Volüm ver biraz daha. Su nereye kadar gelmiş bir şuradan bakalım bir suya. Kutuplara kadar gelmiş durumda ve şu an çalışıyor. Volümümüz oldukça yüksek, oldukça yüksek. Klip seviyesinin üzerinde çalıştırıyoruz şu anda. Şimdi suyu döktük arkadaşlar. Bana bir bez getir. Suyu tamamen döktük şimdi. Ses verelim hafif hafif. Hafif hafif ses verelim. Dur. Bekle, bekle. Az ses ver, az ses ver. Evet, markayı kaldırmışız. Ses volüm ver. Altyazı M.K.
Cihazı kısa devreye soktum şu an kablodan dolayı. Bir kapat, tekrar aç. Tekrar aç. Cihaz çalışıyor mu? Çalışıyor. Ses ver. Tamam. Ses verebilirsin. Ver ses ver. Biraz daha ses ver. Şimdi bakın arkadaşlar. Ses verelim. Kapatıyoruz. Sesi kapatıyoruz. Şimdi konuşalım. Tamam. Dedim ki, önce ilk gören şunu diyecek. İşte hoparlörü suyun içerisinde çalıştıralım bakalım ne göreceğiz dedik. Arkadaşlarımızın birçoğu dedi ki ya bunun kime ne faydası oldu şimdi dedi. Vallahi ben de sizinle aynı şeyi söylüyorum. Bunun şimdi kime ne faydası var? Aslında bunun kime faydasından ziyade ne yapmaya çalıştığımı anlatayım. Bir, bu hoparlörün bobinini geçen gün biz bu hoparlörü yaktık. Kestik, yaktık, dumanlar çıkardık, tekrar taktık, bu hoparlördü. Bizi takip edenler, takipçilerimiz bunu biliyor. Biz bu hoparlöre bobini öyle bir yalıtım yaptık ki, biliyorsunuz biz bobin sarıyoruz. Bobini öyle bir yalıtım yaptık ki bobine su ne kadar girerse girsin birbirine kısa devreye sokmuyor. Ama ondan da önemlisi bobin zaten yalıtımlı tel kullanıldığı için emayeli tel zaten bobin suyu görmüyor. Yani su değse de kısa devreye girmiyor. Burada hemfikiriz. Hatta suyun içinde çalışması bobinin yanmasını önler, soğumasına bile fayda verir. Burada anlatmaya çalıştığımız şu kullanılan komponent hoparlörün kağıdı var ya arkadaşlar, bu çok önemli. Şu kağıt. Eğer bu kağıt sudan etkilenirse bu kağıt şimdiye darmadağın helva gibi parçalanacaktı ve gidecekti. Bu kağıdın suda dağılmadığını göstermeye çalıştım. Peki ne izah ettin? Şunu izah ettim. Bazen camilerin dışında, okulların dışında veya belirli kurumların dışında açık alanlardan bahsediyorum. İnsanlara ses dinletmek için kabinler kullanılıyor şu şekilde. Bildiğimiz karton hoparlör kullanılıyor ve o hoparlörler yapısı gereği açık alanlarda yağmurdan, sisten, hava şartlarından, kardan, ortamın neminden etkilenir ve hoparlör çapı bozar. Hoparlör gönyeyi çapı bozduktan sonra bobin sürter, bobin sürttükten sonra cihazdan berbat sesler gelmeye başlar ve hoparlör yanar. İşte açık alanlarda kullanacağınız hoparlörün özelliği bu şekilde olmalı. Şimdi diyeceksiniz ki okulun bahçesine veya duvarına monte ettiğimiz bir karton hoparlör suyun içinde mi çalışacak? Tabii ki suyun içinde çalışmayacak arkadaşlar. Suyun içerisine dahi soksan çalışabilecek. Burada anlatmaya çalıştığım bu. Suyun içerisine de girse bozulmadan çalışabilecek. Ses mi bozulmuş? Ses bozulacak suyun içine girince. Hoparlör bozulmayacak. Siz yağmura da maruz kalsa, suya da maruz kalsa, sise, dumana, nemlenen, rutubetli ortama da maruz kalsa hoparlörün çapı bozarak kağıdından bahsediyorum. Kağıdın bozulmadığını anlatmaya çalıştım. Bir de ne gördük? Vallahi suyun içerisinde de bir hoparlör çalıştırdık. Merak eden arkadaşlarım da belki ilgisini çekti. Acaba ne olacak diye. Nemden etkilenmediğini biliyordum. Yağmur suyundan, kar suyundan etkilenmediğini biliyordum bu hoparlörlerin, bu kartonların. Ama suyun içerisinde yemin olsun ben de ilk kez sizinle gördüm. Nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyordum. Bol su sıçrattı onu gördüm. Şimdi bir de arkadaşlar bazen şeyler geliyor böyle. Ya işte sinüsal bir adaptörle denenemez miydi? Denenirdi. 50 lira, 100 lira, 150 liraya efendim bu sinyalleri sağlayan bir sürü şey var, malzeme var. Hoparlörleri biz o şekilde de deneyebiliriz. Peki şu an
Sinüsal dediğinde kaç kişi anladı? Ben bir kere şunu söylüyorum her zaman. Benim anlatım tarzım, benim anlatmaya çalıştığım her vatandaş, hiç bu işlerle alakası olmayan camideki imam arkadaşım da, efendim köylerde veya kentlerde veya bir yerlerde elektroniği bilmediği halde müzik yapan arkadaşım da anlasın. Yani herkes, her kesim oturduğu zaman, şimdi oturduğunuz yerde bazısı söylüyor, şöyle yapsaydınız, böyle yapsaydınız. Güzel kardeşim, belli yerlerde, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara gibi yerlerde belki ulaşabiliyorsunuz İstediğiniz ustaya, istediğiniz uzmana. Kaldı ki oralardan da birçok müşterimiz var. Ulaşabiliyorsun, şansınız var. Adam falan memlekette, falan köyde, falan el arabasına bir cihaz kuracak, evine bir sistem kuracak. Ne alacağını bilmiyor. Camide bir imam arkadaşım. Yani camilere o kadar yardımcı olmaya çalıştık ki adam sistem kurmayı nereden bilsin? Adam imam ya. İşte onlar anlasın diye böyle sinüsalle, münüsalle, herslerle, kileherslerle, dumpinglerle, faktörlerle uğraştığımız videolar ayrı. Onların da içerisinde hafifleterek anlatıyorum. Yani biz sohbet ediyoruz arkadaşlarla, insanlarla. Sorduğunuz sorulara da aynı şekilde. Daha bir arkadaşım yoktur ki beni aramış veya sorusuna cevap alamamış. Biliyorsak cevap ver. Bilmediğiniz çıkar mı? Ben her zaman şunu söyledim arkadaşlar. İnsanın olduğu yerde hata vardır. Geçenlerde benim bir dostum var, sevgili Ali Yavuz hocam, imam bir arkadaşım. Çok güzel bir sözü hatırlattı bana, Mevlana'nın bir sözüydü. Senin bildiklerin karşıdakinin anladığı kadardır. Cümle bu. O kadar hoş bir cümle ki al bununla kitap yaz. Şimdi ben yıllarımı veriyorum, bir eğitim görüyorum. Bütün şu anlattığınız teknik terimlerin birçoğunu artık hafızamda karışmaya başlamış, ezberliyorum. Şimdi geliyorum. Anlatıyorum arkadaşıma. Diyorum ki bu pikte 4000 watt, RMS'te 2000 watt, 20 Hz, 20 bin kilohertz arasında okur. Damping faktörü bu amfinin şudur. Grafikler şunu yapar. 1 kilohertz ile 10 kilohertz. Şimdi hiçbir şey anladı mı bu arkadaşım? Anlamadı. Ama ben bu anlatırken buna bu cümlelerin içerisinden şunu anlamış olsa. Bu hoparlör 2000 watt. Ha, bunu anladı. İşte bu arkadaşın gözünde benim bilgim sadece o kadar. Sadece ben saatlerdir konuşuyorum, bu hoparlörün 2000 watt olduğunu anlattım. O kadar anladığı için benim bilgim bu kadar oldu. Ama ben bunu basite indiriyorum. Her şöyle izleyen her arkadaşımın anlayabileceği şekle indirmeye çalıştığımda insanların daha çoğu anlıyor. Anlatabildim. Hani bazı konuda fazla mütevazı olduğumuz oluyor. Ama diyeceksin ki olmayalım, olalım arkadaşlar. Bizler mütevazı insanlarız ama fazla tevazu bazen cahile cesaret veriyor. Yani biz bu işi biliyoruz. Siz rahat olun. Bilmediğimiz var mı? Vardır kardeşim. Bilmediklerimizi ayaklarımızın altına alsak başımız göğe değerdi diye İmam-ı Azam Efendimizin bir sözü vardı. Biz de onu kullanıyoruz. Bilmediklerimizi ayağımızın altına alsak başımız arşa değer. Bildiğimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Siz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız bu şekil derken sizin hiç hayal etmediğiniz, düşünmediğiniz şeyleri ekip arkadaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Eğer merakınız varsa bu konulara, ses sistemi olabilir, bir başka konu olabilir. Biz konu seçmiyoruz. Şu an ses sistemleri üzerine odaklandık ama hiç tahmin etmeyeceğiniz, akla hayale gelmeyen mevzu ve konuları da ele almayı düşünüyoruz. Sizlerle birlikteliğimizi uzun tutabilmek için. Peki, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizle tekrar görüşelim.